Merhaba, Hayalimdeki Yemekler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Safiye. Bugün sizler için en pratik ve sağlıklı saklama yöntemlerinden biri olan konserve salamura, yani bir diğer adıyla tuzsuz salamura yaprağı hazırlama yöntemini göstermek istiyorum. Şimdi yapılışına geçelim. Destelemiş olduğunuz yaprakları ısıya dayanıklı cam bir kaba alın. Üzerine kaynar su dökün. Suyun mutlaka kaynar olması çok önemli. Kaynar suyu ilave ettikten sonra üzerine ağır gelebilecek bir kavanoz veya bir tabak kapatın ve yapraklar tamamen sararana kadar suyun içerisinde bekletin. Yapraklar tamamen sarardıktan sonra, yani iyice yumuşadıktan sonra elimizle rulo yaparak kavanozun içerisine yerleştiriyoruz. Ruloları ne kadar sıkı yaparsanız kavanozu o kadar çok yerleştirebilirsiniz. Sap kısmının içe doğru gelmesine dikkat edin ki yapraklar yırtılmasın. Kavanozu doldurana kadar bu şekilde rulo yaparak alabildiği kadar yaprağı içerisine dolduruyoruz. Kavanozu tamamen doldurduktan sonra yaprakların üzerine geçecek kadar üzerine sıcak su ilave ediyoruz. Mümkünse yeni alınmış sağlam kapaklarla kavanozun ağzını sıkıca kapatıyoruz. Kapak çok önemli. Mutlaka ama mutlaka sağlam bir kapak kullanın. Eğer hava alırsa konserve salamuranız bozulabilir. Şimdi sıra vakumlama işleminde. Bu işlemde daha uzun süre saklamak için çok önemli. Kaynar bir suya ters gelecek şekilde kavanozu yerleştiriyoruz ve en az 10-15 dakika kadar kaynatıyoruz. Bu işlem kapağı iyice sağlam bir hale getirecek. Kavanozu uzun süre saklamanıza yardımcı olacaktır. Kavanozu tekrar ters çevirerek bir bezin üzerine alın. Eğer kavanoz akıtmıyorsa artık istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Eğer akıtıyorsa sağlam bir kapakla değiştirip aynı şekilde vakumlayarak tekrar saklayabilirsiniz. Asma yaprağı konservemiz artık hazır. İstediğiniz zaman gönül rahatlığıyla çıkartıp bir suda bekletmeden bir sudan geçirip yıkayarak kullanabilirsiniz. Şimdi size farklı bir yöntemle derin dondurucuda yaprak nasıl saklanır onu da bu videoda göstermek istiyorum. Kaynar suda bekletmiş olduğunuz yaprakları fazla suyunu alarak derin dondurucu poşetlerine koyuyoruz. Normalde bazıları taze yaprakla da aynı şekilde yapıyor ama taze yaprakla yapmak çok riskli arkadaşlar. Çünkü taze yaprak kırılma riski var. Bu yüzden mutlaka önce kaynar suda bekletmenizi tavsiye ediyorum. Daha sonra fazla suyunu gördüğünüz gibi elinizde hafifçe sıkarak alın ve derin dondurucu poşetlerine yerleştirin. İstediğiniz zaman çıkartın. Birkaç saat öncesinden çıkarmanızda fayda var. Kendi kendine oda sıcaklığında eriyince kullanmaya başlarsınız. Eğer çok aceleniz varsa derin dondurucudan çıkartıp ılık suyun içerisinde beklemeye alın. Daha hızlı eriyecektir. İçerisine tuz koymanıza gerek yok çünkü buzlukta olduğu için bozulma gibi bir sorunu da yok. Diyelim ki yaprak sarması yaptınız ama yaprağınız fazlasıyla arttı. Ne yapacağız diye düşünmeyin. Hemen bu şekilde derin dondurucuya kaldırın. Poşetlerinizin hava almaması çok önemli çünkü uzun süre saklayacağınızdan dolabın kokusunu silmesini istemiyoruz. Gördüğünüz gibi güzelce poşetledim. Daha sonra derin dondurucuya kaldırdım. Artık istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Tariflerimi beğeniyorsanız beğeni paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz hemen şimdi abone olabilirsiniz. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Bağlantıları tıklayarak farklı şekilde yaprak saklama yöntemlerini de izleyebilirsiniz.